sonra izleriz arkadaşlar. Bayağıdır izlemiyoruz bir. Zafer abi izleyelim. Ama bugün niyeyse bir ekstra değişik bir ağrım var. Ne oldu anlamadım. Kasık bölgemde bir ağrı girdi. Kasıldı mı ne olduysa çözemedim ya. Ameliyatla alakalı değildir inşallah. Fıtık neyin mi olduk lan yoksa? Hangisi? Gitti paracıklar, hadi bunu izleyelim. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. İbrahim'le başlayalım, güzel bir yol. İbrahim sürüyor, eller cıbıl. İbrahim eldivenler nerede ya? Merhabalar Zafer abiciğim, merhabalar. Şöyle yapıyorduk Zafer abi de. Hop şöyle ayarlıyorduk. Herkese iyi seyirler. Birazcık bir motorcu kazaları izleyelim. Haydi bakalım. Elimde tüy bitti, yapmayın. Bak düşüyorsunuz, elleriniz acıyor. Yapmayın, ne olur gözünüzü seveyim. Peki, devam edelim bakalım. Ben hala çözemedim. Motorcu olanlar burada söylesin. Aceleden mi ekipman takmıyorsunuz yoksa baya baya ekipman mı takmıyorsunuz yani? Bir eldiven takmakta ne var yani? Bazen sıcakken kanka katlanamıyorsun. Okey. Tamam, mesela bu farklı bir bakış açısı. Sıcakta mesela aşırı terletiyor diyor. Tamam, onu mesela anlayabilirim. Gerçekten böyle çok şey olduysa ben de takmayabilirim o zaman harbiden. Düşünüyorum şimdi. Bakalım İbrahim. Patata hatata sürüyor. Ha bu arada ben tatilde de olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin derken... Abu baba. Olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin derken İbrahim kaza yaptı. Allah korumuş ha. Gel aldık başa. İyi ki çimene gitmiş. Bu performans sürüşü, ben öyle anlıyorum. O zaman tam giyinmeniz lazım ama ya. Böyle olmuyor ki işte. Madem bunu yapacaksınız, madem çıkıp kullanacaksınız, o zaman giyinin. Ne olur İbrahim'cim, böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Şimdi bak şurada direkt bir de yüzüstü giriyor arkadaşlar. Biraz da içeriden aldığın için. Çünkü neden içeriden diyorum? Bak normalde şimdi senin gittiğin çizgi bu desek. Bu çizgi. Benim önerdiğim çizgi yeşil. Ha. Yan dışarıdan. Yeşil olan da olsa arabayı görürsün ve hiçbir şey yapmana da gerek kalmaz. Anladım. Oradan çizginden gideceksin. Evet araba biraz içeriden ama sen çizginden. Araba da bu arada, araba da çok tehlikeli bir yerde ilerliyor. Motor da, ikisi de ortadan ilerliyor. Ne olsan hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Burada bir de arka fren köklüyorsun. Motor nasıl yanlıyor görüyor musunuz? O işte arka frenin etkisi. Şu gibi durumlarda şu ön arka freni birazcık çalışın. Biraz. Omuz ağrım dışında hiçbir şeyim olmadı. Eldivenlerim de çantamdaydı. Ona rağmen ellerimden de hiç hasta. Harbiden ucuz kurtarmışsın kral. Düzenleyin. Geçmiş olsun İbrahim. Mesela kaskı var muhtemelen benim anladığım orada. Kaskı olmasa bu arada. Kaskı olmasa kafasını belki çarpar yani. Robin abone olmuş. Camelia 4. ay. River abone olmuş. Dream Chase hepiniz hoş geldiniz. Cansu hoş geldiniz. Selim'e sürelim bakalım. Çok sevdiğim virajlar. Çin'e virajları çok hızlı yapılıyor. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bu virajlarda, bu aydın Çin'e virajlarında çok hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak. Sağdaki uçta. Oğlum şey falan sandım, dal mal sandım, motormuş lan. Hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak, sağdaki uçta gitti, gördünüz mü? Yazık değil mi şimdi? Abo inşallah bir şey olmamıştır la. Gencecik çocuk belki. Bakacağız neden olduğunu, büyük geçmiş olsun diyorum. Şimdi Selim'in kamerası arkada olduğu için ön taraf gözükmüyor. Sadece uçuş anı gözüküyor ama nedeni çok belli. Bakın şimdi birlikte onu göreceğiz. Bu sol virajda bak toprak uyarı. Ha, şu toprağa girmiş. Yarısı geldi. İkinci bir toprak kümesi var. Yağmur getirmiş büyük ihtimal. İşte öndeki arkadaş buna giriyor. Biz şimdi benim kitabımdan bakalım konumlanmanın amacı neydi? Konumlanmanın amacı güvenliği, tutuşu ve dengeyi gözeterek en iyi görüşü almakta. Burada tutuş denge gözetmiyorsun. Görüş yok zaten viraj. Allah korusun ya. Virajın içine doğru. Ah be güzel kardeşim. İnşallah sende bir şey yoktur. Selim'e teşekkürler. Enes'le sürelim. Şehir içindeyiz. Bir kavşağa giriyor Enes. Bakıyor sağındakine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak şimdi sahil oldukları ilgilenin. Abi bak bu tarz şeyler arabada da bazen oluyor. Ya şunlar kontrolü öyle bir bozuyor ki. Yine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak
Baksana şimdi ya. Sahayla o kadar ilgilenince önüyle bu kadar ilgilenemiyor. O yolda engebeli böyle bir şeyler oluyor ya. O kaçırdığı ne? Görenler var mı? Gitti Insta çalatmış. Gitti. Değişecek o lensler söyleyeyim. Şimdi bak. Kamerayı burada diyor. Sağ tarafa yol veriyor. Belki Dönel Kavşak burası emin değilim. Çıktık. Bak şimdi orası şuradaki abi. Yere bak. Ya şu renkteki yer ve şekil olur. Değişiklikleri ne olur dikkatinizi çeksin. Burada bir renk mi değişiyor, şekil mi değişiyor? Dikkatinizi bayağı bir sıkıntı çeksin. Var yani orada. Bak girdi oraya. Ön teker girdi. Kurtuluş var mı? Çok zor. Çok zor abi. Çok zor. Harbi artık çok düşecek. Bizim... Yalnız o kameranın lensmen harbi gitti o kameranın. Insta'yı çizdi. Hadi bakalım. Ona da bir de para gitti. Motora gitti. Pantolon yırtıldı. Eldivenler şekil. Saf zarar. Her şey zarar. Ama geçmiş olsun. Kanka ön tekeri ince olduğundan düşebiliyor o çukurlara. Direkt sağa sola kırıp kendini. Tabi. Yapacak başka bir şey yok. Abi de bak motorcu. Ben mesela motor kullanıyor olsam. Harbiden deli gibi o motor kültürünün içine girerim. O eğitimler araştırırım okurum. Çünkü bakın. Abi arabada hata yapma şansınız var. Arabada bir hata yaparsın ama motor gerçekten hatayı kaldırabilecek bir araç değil. Motor kaldırmaz baba. Motor harbiden direkt en ufak hatada çok büyük sıkıntılar yaşatabilecek bir araç. Tamam. Gerçekten ileri sürüş eğitimi cidden şart ya. Aynen öyle Koray'ım. Abi büyük şehir falan da geç kanka. Her yerde başına gelir bak. Her yerde. Yani sende harbiden bir hata bile olması karşıdan bir araba davarlık yaparsa da yine çarpar. Senin onlardan kurtulmayı, refleks eğitimleri falan her şeyi bilmen lazım. Her yerde senin mesela gideceğin bir yerde neler yaşayabileceğini hafızanın içinde olup ona göre reflekslerini... Mesela dar yolda mı gidiyorsun? Dersin ki bir tane sığır gelir bana çarpar. Ben yavaş döneyim buradan, dışarıdan döneyim. Bunlar çok önemli. Mustafa ile sürüyoruz. Bakalım. Güzel bir yol değil mi? Kavşağa geldik. İleri bakın, ileri. Mustafa böyle diyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz la? Yok, ne yapıyorsunuz la? Gerçekten ne yapıyorlar? Ya üç tane gencecik çocuk, ikisi delikanlı biri kız. Bak şimdi, bu üç gencecik çocuk. Bak şimdi ne yapıyorlar görelim. Bebe düşüyor, ayağı değiyor herhalde. Vay eminim hoş geldin ahbabım. Yaklaşalım. Şuna bak, bir skutere üç kişi binmişler. Ve ondan sonra dengesizleşiyor tabii alet. Kardeş, madem üç kişi biniyorsunuz, tamam mı? Bari yavaş gidin. Yani üç kişi gidiyorsan da bari yavaş yavaş tın 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 git. İlla bineceksiniz. Ve bu duruma düşüyorsunuz. Ya çocuklar, gençlik çok güzel. Tabii ki taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız ama sıkmayın o taşı yine de ya. Cıbıl cıbılsınız zaten. Allah'ı geçmiş olsun. Toprakta sürüyoruz yalnızca orman yolu burası. Şimdi önde iki motor gidiyor arkadaşlar onlar. Bak şimdi ne oluyor? Bak ya sağa, diğeri sola. Of. İşte burada interkom... Biraz dikkatsizlik. Önemi ortaya çıkıyor. Interkom'dan ben sağa gideceğim, şu sağdaki yoldan gidelim falan. Belki de konuştular ama işte şeytanın da işi yok. Şimdi biri sağa seçerken, yağı sağa seçerken diğer arkadaş sol yolu seçiyor ve çarpışıyorlar. Bununla ilgili ders bölümü var zaten, yolda olan bölümüyle ilgili. Büyük geçmiş olsun ama diğer arkadaş biraz da motorun altında kaldı gibi ya. Çıkardınız mı onu, göremiyorum ki. Bu da yazın motorunda. Buyurun. Hiçbir şey görünmüyor tabii. Oo, harbi gözükmüyor lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Ucundan kaçmış lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Vallahi ucundan kaçmış. Neden olduğunu ben gördüm. Hemen size de göstereyim. Bir telefonla ilgilenme var. Dikkatinizi şu telefona vermeyeceksiniz. Orada müzik mi çalıyor? Ne oluyor? Dikkatiniz yolda olacak. Uğraşmayın şu telefonlarla. Tamam kuryeler falan çok mecburlar ama sağ çek dur uğraş ya. Böyle giderken bir saniye gözün kaysa... Bir anlık değişiyor abi. Anında araba pıt diye çıkıyor. Orada bir saniyede metrelerce yol kat ediyorsun. Yani tehlike oluyor işte ondan sonra. Ne olur uğraşmayın ya. Bak küçücük skuter ama motor altında kaldım diyor. Kalırsın. Araba suçlu ama Ömer'im kaza aldıktan sonra kim suçlu, kim suçsuz, ne önemi var kardeş? Canına, malına zarar geliyor mu? Geliyor. Ağır, onlar bile ağır. Özgür'le söyleyeyim, eller cıbıl mı Özgür? Saklama, cıbıl eller. Çocuklar giyinin. Şimdi ne yapıyor Özgür? Bu
Araba bir yavaşladı, bir şey olacak gibi ha. Dur, burada bir makas atıyor. Hop, bir şey oldu mu? Olmadı. Hadi yırttık. Devam edelim. İleride kırmızı mı yanıyor? Ne oluyor? Özgür benzinciye girmeye karar veriyor. Arkadaşı girmeyince o da çıkayım diyor galiba. Ama... Ne oldu lan? Arkadaşlar benzinliklere çok dikkat. Bak benzinlikler gerçekten çok tehlikedir. Yere dökülmüş mazot, benzin olabilir. Ya da girintiler, çıkıntılar, ıslaklıklar. Buradaki olay neydi? Burada yine şu bir eğim farkı var herhalde. Küçücük bir çıkıntı. Küçücük bir kod farkı. Bakın şurada yıkama yerinin kod farkına giriyor Özgür. Ve dümdüz girdiği için düşüyor. Böyle girse düşmezdi. Ama düşüyor. Çünkü görmedi. Motor açak bir şey almamıştır ya. Arkadaşlar görmek her şeydir. Her şeyi görmek zorundasınız. Yani yerdeki değişiklikleri, sağdaki, soldaki, ilerideki değişiklikleri görmek... Minik minik lokal çizikler. ...zorundasınız. Lütfen biraz görmek için bakın. Olur mu? Mehmet. Mehmet ne oluyor tişört, Mehmet? Tişört galiba Mehmet. Bir makas attı, bir makas daha. Üç. Mehmet! Üç olmadı. He, Allah'ına 3 değil, 2'ymiş demek ki. Şimdi neden olmadı? Hemen bakalım neden olmadığını. Uf, çılçıplak. İnşallah bir şey olmamıştır. Önüme kıran kimdi diyor. Dur bak şimdi ben söyleyeyim Mehmetciğim sana. Geldik buraya, gittik şimdi. Bu arada araba zaten bir yanlış bir sola kırıyor. Tamam, onu anladım. Bu arabada bir sıkıntı var da Mehmet, senin yaptığın da doğru bir şey değil ki. Kral, senin hakkın olmayan bir hareket yapıyorsun. Evet müsait ama sağdaki araba sola doğru geliyor. Onun bir sebebi var. Kamera açısından biz görmüyoruz ama senin görmen lazım. Bak bu siyah araba orada duruyor. Araba duruyormuş da. Öndeki ne yapacak? Mecburen onun soluna gelecek. Yani makas atmak zaten yasak da bari atıyorsanız bunlara dikkat edin lütfen. Dikkat etmek lazım. Yani çünkü yerle kucaklaşmak gerçekten hiç iyi bir şey değil sevgili Mehmet. Biraz da giyin be Mehmet'im. Evet, biraz giyinmek de lazım gibi. Özgürleyiz. Bu yolu sanki biz bir kere daha izlemiştik ha. Bu yolda hep bir şey oluyor. Geniş, hep geniş bir yol sürüyor Özgür. Bir katılım yolu ana yola bağlanırken bir de ne görsün? Sol tarafta renk değişikliği var. Nedir? Mazot ya da yağ gibi duruyor buradan. Harbi lan. Hani bir araçtan akmış gibi değil mi? Özgür zaten diğerlerinde de gösteriyor. Burası hızlı gösterim, geçtik. Geçtik, kilometrelerce var. Aynı renkte. Hala var ha, bak görüyor musunuz? Jilet gibi bu var ya. Değişikliği. Gidiyor yani. 1-2 kilometre geçtik mi? Şimdi burada trafik sıkıştı çünkü önde kaza var. Neden mi kaza? Yerdeki yağ yüzünden motorcu düşmüş. Otobüsün yağ kartel mi patladı, ne olduysa artık yağ dökülmüş. Ve motorcu arkadaşım da onu görmemiş büyük ihtimal, düşmüş. Üstünde de bir şey yok. Çok ayık olmak lazım. Ben hep bu videoları izlerken şunu anlıyorum abi. Motorda pür dikkat olacaksın. Burası Ankara. Vallahi giyinmek tabii ki sizin sorumluluğunuz. Beni ilgilendirmez. Ben bir abi olarak uyarıyorum sadece. Şimdi bak öndekilere bak. Hop, taksici kırıyor ama. Vallahi gidiyordu adam. Ha, arkadaşım sağa bir güzel kaçış manevrası yapıyor. Kaymak, bunu yapın. Bak o arkadaş fren yapsaydı, dümdüz gitseydi ne olacaktı? Taksiye çarpacaktı. Bak şimdi. Taksi bu arada son salisede sinyal vermiş. O arkadaş fren yapsaydı. Bak saliselik sinyal veriyor gitseydi, bak. Ne olacaktı? Taksiye çarpacaktı. Bak inmeye başlayınca sinyal veriyor. Bak şimdi taksiyi görür görmez çok güzel bir kıvırmacı hareketi. Ve kaldırım maldırım demiyor, çıkıyor. Çok akıllıca. Kaldırım da boş belki görüyor. Adam mükemmel kaçmış bu arada. O da çıkıyor yani. Dönüş de yasakmış lan bu arada. İyi bir sürücü, tecrübeli bir sürücü olduğu belli. İyi bir sürücü demeyeyim, onu geri aldım. Şefer, çünkü teşekkür ederim. Çünkü iyi bir sürücü oraya girmezdi. Orada bir boşluk varken o sağa girilmez. Ne oldu abi, ne komik. Sürelim. Geniş yol. Çok iyi. Sürdük. Emniyet şeridi falan. Gidiyoruz vallahi. Ama bak şimdi abicim. Motor keyif işidir ya. Gerçekten. Bu abiler motorun keyif işi olduğunu söylüyor. Özellikle arkadaşım. Ebesin içi iyi ya. Tren abi. Keyif adamı. Oh. Müthiş. Koltukta öyle oturamıyorsun la. Taş kurumuş gibi değil mi? Şimdi bu arkadaşımız ayna kapalı diye uyarıyor. Çünkü onu görmüyor. Ama. Kaçıyor mu? Bak aynan kapalı. İşine baksana sen.
Sana ne benim aynamdan diyor. Sonuna bakmıyorsun. Beni de görmedin. Dur dur dur. Israrlı ama yani açıyor orayı. Burada sağ ol diyorum. Nasıl fark etmiyorsunuz o aynanızın kapandığını? Neye dikkat edeceğim? Abi buradan motor. Bize şaşırdığımız ülkemizde biz de şimdi böyle boşluklardan ilerliyorsak fazla dikkat etmemiz gerekebilir tabii ki. Çünkü buradan ilerlenmek. Mesela şu araba kenarda. Bunun kesin kapısı açılır. Vay vay vay. Bak sen. Bingo. Oha. Bingo. Bildi. Cantekin bildi. Cantekin kimi seyrediyorsun sen? Hemen üstüme alınayım. Yani açar mı açar çünkü ya. Devam bakalım diye. Kimseye güvenmeyeceksin abi. Olur mu olur. Açar mı açar. Yapar mı yapar. Yer ediyor Onur. Ne olacak? Ha, dolmuş. No, servisçi arka kapıyı açıp aşağı mı atlayacaklar? Ne olacak? Solladı durdu. Durur mu? Durur vallahi. Bak önünde araç bile yok. İnceledim ya. Niye durdu belli değil. Ama durur mu? Durur diyeceksin işte. Hep mesafeyi koruyun lütfen. Öpücük kondurdu. Tamam. Volkan'la söylüyoruz. Gidelim bakalım. Haa Bakırköy. Devam. Bakırköy çok kaliteli yerdir. Bak şimdi. O... Ebenin şeyi. Ya Sadık'e sen ne? Ebenin şeyi bak. Dönüşü geçmişsin. En sağ şerittesi yapılabilecek hatanın dibine kadar yapıyorsun yani. Nereye gidiyorsun? Yani ne geçtin o yolu. Nereye? Utandık. Furkan, Furkan arabasıyla giderken sağa geçiyor sinyal verip sonra bir süre sonra bak ne oluyor. Sağa da bak bir şey olacak. Bir süre sonra şu iki genç gelip Furkan'ın aynasını kırmaya çalışıyorlar. Aynaya aynasını burada. Vuruyorlar. Furkan sinirleniyor. Ve ya peşlerine Furkan, düşüyor. Furkan yalnız. İki makas atınca duruyor. Bakın çocuklar Furkan gelip sizi orada düşürebilirdi. Kötü niyetli biri olsaydı... Hala bakış atıyor oğlum. Şapalağı bir koyacak köprüden aşağı uçacaksın eşek. Sizi orada düşünebilirdi. Allah'tan değil. Ya bırakın şu ayna işini ya. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Harbiden ben hiç dedim mi ne ayna kırın falan diye. Hiç böyle bir muhabbetimi gördünüz mü? Hep karşıyım bu olaya. Kenan'la söyledim. Kenan garajından mı çıktı? Vallahi öyle galiba. Garajından usul usul derler ya çok dikkatli usul usul. Çıkıyor. Sonrasında ben susacağım. Bak şimdi tersten geldi bizimki. Hadi bakalım konuşsunlar. Agacım burası ters yön. Böyle dönmen lazım. Ne diyor önü böyle diyorsun? Aga sen tersten dönüyorsun. Şey. Trafiği kendine göre uyarlayabilirsin. Yok artık. Abi kurallara uymamanın adı bu mu oldu ya? Her Allah'ın günü kurallara uyuyorum. Ya şuradan geçsem ne olacak? Hem haksızsın abi hem bir de itiraz ediyorsun. Aynen gerçekten abi, ya. Çok basit bir şey. Ne olacak? Ya? Şuradan. Nasıl ne olacak babacığım? Kurallara uyacaksın bu kadar basit ya. Uymuyorsan da ağzını kapatacaksın özür dilerim diyeceğim. Bu nereden geliyor bu özgüven la? Abi herkes o ne olacak bu ne olacak haklısın, dese. Ben sana haklısın diyorum ama bak. Sular var. Arkamda yığınla su var. Ya yani tamam bak ben de kenara çekildim ama ben ne bileyim şimdi seninle taşınan abi. Ben de bilemem ki abi seninle taşındın şimdi. Herkes öyle olsa böyle olsa de. Abi şunu artık insandan anlaması lazım. Sizin kuralları kendi keyfinize göre değiştirme hakkınız yok. Tamam değiştirmeyi deneyebilirsin. Tamam mı? Ama birisi sana bir tepki verdiği zaman da susacaksın bu kadar. Geçeceğim yani buraya döneceğim belli. Tamam bak doğru kabul ama herkes öyle böyle dese bu sefer kaos bak, oluyor işte abi. Bakma, ben özür... O zaman bu da desin ki ben yavaş dönmek istemiyorum. Yan vere vere ineceğim ben hemen. O zaman çarpınca da desin ki trafiğe uyarlayabilirsin kardeşim kendini. Böyle mi desin yani? İyi günler abi kolay gelsin. Neyse ki tatlıya bağlandı. O özür diledi o da sorun yok dedi ama bunların hiç yaşanmaması gerekiyor ya. Niye yaşıyor? Çok saçma bir muhabbet dönmüş harbi la. Üzgü. Değil mi? Evet. Nasıl bir reklam la? Kadın niye böyle duruyor ya? Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Kurtlar Vadisi müziği mi çalıyor la? Evet. Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Allah'tan aşağı indi. İkinciye bak şimdi. İnmiyor bile. Ya bebek geliyor. Puset geliyor be arkadaşım ya. Ya puset geliyor. Bak adam da kızıyor ya. Abi bir de motorla 4 tane damacana taşıyor. Belki 5'ti. Sorular sorular. Çok bilmeye başladınız bu çok hoşuma gidiyor. Eren yolladı videoyu. Karşıdan da bir... Hatalı sollama beklerim Zafer abiciğim. Ellerinden öperim. Kamyonet geliyor. Kamyonet değil o ya. Ne o? İşte ticari bir şey. Sola bir viraj. Ne beklenir? Ya... Davar usluk.
Davaruslık beklenir yani. O kadar da bilmezdim yani. Bunu da beklemezdik. Bu aracın virajı kaçırması beklenir mi? Bekleyin. Ne var ki? Haktan'la sürelim. Nerede durduralım? Şurada mı? Tamam. Durduk. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir etrafınıza bakın. Abi o Ford'cudan şüpheleniyorum. Ford'cu ani bir manevra yapacak gibi taksi geçtikten sonra. Neler var neler yok. Siz olsaydınız Haktan'ın yerinde burada ne beklerdiniz? Çocuk. Aman diyeyim evlat. Evlat. Bekler miydiniz çocuk? Bak bir sürü dikkat dağıtan şey. Abi hep bunu gördüğüm zaman küçüklüğüm aklıma geliyor. Ben bir kere böyle ölüyordum. Size çok anlatmışımdır bunu. Yani. Belki 10. anlatışım falan olabilir ama. Hep böyle bir sahne geldiği zaman. Direkt aklıma o geliyor. Ani bir fren sesi ben arabaya baka kaldım. Böyle tavşan gibi amına. Direkt aklıma o geliyor ya. Top kovalıyordum. Ben de top kovalıyordum. Abi çocuklar topu harbiden koyar. Bir yerde top gördüğün zaman frene basacaksın. Dikkat edeceksin. Aynı baba top sekti. Ben topa bakarak çıkıyorum da yola çıkmışım. Haberim yok topa. Dedi bir durdum. Top indi ondan sonra topu aldım kaçtım. Şey de var arabalar taksiler şunlar bunlar ama asıl olay çocukta. Çocuk ya. Allah. Berke'nin arabasına konuk olduk. Burada bir yumurta çetesi beklenir arkadaşlar. Burası bir yumurta çetesinin mekanı gibi. Durduracağım şimdi. Bekle bekle bak şimdi. Böyle gidiyoruz. Heh geldik. Hadi bakalım. Bilenler bilmeyenler görelim. Böyle ben 4'te 4 yaptım demek mi olmuyor? Zafer abi hemen biliyorum. Zafer abicim ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yandaki araba soldaki servise kız kardeşini bırakacak. O yüzden duracak ve kız kardeşi kapıyı açıp inecek. Vallahi ispat isteyeceğim bir daha. Bana ispat edin diyeceğim. Bunu tahmin eden oldu mu? Bak, bunu tahmin edebilen izlemiştir baba. Böyle bir şey yok. Yok. İnsanlardaki bu özgüvene hayranım ya. Bu yolda buradan gelinir mi? Ne diyeyim? Strike abone olmuş 4. ay. Hoş geldin. Robin, Camelia hoş geldin. Oğlum ya. Hadi bakalım. Mehmet. Çok güzel burada. Kendisi ne beklenir? Soruyor. Ne beklenir diyor. Buradan arabanın vallahi çıkması için, beklenir. Böyle... Çünkü mesafe verilmiş. Bunları gördükçe bütün yolculuklarım gidiyor. Bir işe yaradığımı hissediyorum gerçekten. Çünkü Mehmet doğru soruyu sordu. Sağda bir yol varsa oradan bir şey beklenir yani. Bravo. Beklenir abi. Ders. Efendim şimdi gidiyoruz. Kim gönderdi bunu? Nazım gönderdi. Evet. Nazım bir sağ gönderdi. Ben bir tane daha izleyeceğim Zafer abi. Bayağıdır izlemiyoruz video. Sonra sola geçmek istiyor sol şeridi ama oraya geçmek sağa geçiyor. Sonra sola geçmek istiyor. Vallahi arkadaşlar bu viyadük şeye giden viyadük. Ataşehir'e giden viyadük. Doğru muyum? Ataşehir viyadüğü. Sol şeridi ama Gazi Osman Paşa'ymış. Oraya geçmek isteyen başka bir sürücü daha var ve işte oluyorlar. Bu önemli bir konu. Bakın çok şeritli oldu. Top... Adam harbi durmuyor bu arada. Toprak örneğini gördünüz değil mi? Kaçıncı videoydu toprak? Şimdi ben size asfalt örneğini göstereyim. Çok şeritli yollarda dikkat, iki araç bu şekilde dikkat karşılaşabiliyor. Ne yapıyor? Hiçbiri bir yere bakmadığı için ben geçtim diğer şeride geçeyim makas atayım diyebiliyor. Nagini o zaman hoş sonuç geldin. İşte böyle kafa kafaya gelme oluyor. Birbirine yol verecek tabii ki küçük olan büyük olan yani yapılacak bir şey yok. Bak şimdi burada yapılması gereken şey arabacının dönüp bakması omuz üzerinden, motorcunun da dönüp bakması omuz üzeri bakış yapması. Eğer bunu yapsalardı ikisi de birbirini görecek. Abi herkes her yeri taramak zorunda yani. Bir sen makas atıyorsun diye hayat durmuyor. Soldan da başkası makas atıyor olabilir. Daha hızlı şerit değiştiriyor olabilir. Senin önüne çıkabilir. Ve o sıkıştırmaya mahal vermeyeceklerdi. Öyle değil mi? Biri bile görse yetmez mi? Şimdi motorcu arkadaşım çevirdi omuz üstü. Gördü aynen öyle. Baktı arabayı gördü. Artık onun yaklaştığını zaten çevresel bakışında da görecek. O yüzden oraya girmeyecek. Ya da aynısını arabacı da yapabilir. Yani her şeyi bizden beklemek zorunda da değiliz açıkçası. Ama... Chat'te kavga etmeyin dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili abiler, ablalar, tatlı kardeşler.
Kendi kendinize kavga etmeyin. İzleyin. Hani çarpışınca biz daha çok zararlı çıkıyoruz ya. Bu açıdan bizim yapmamız önemli. Lütfen omuz üstü bakışlar, manevra yapılmadan hemen önce. Hemen önce bir şey var mı? Şöyle bir bakmanız bile yeterli. Okey. Omuz üstü bakışını lütfen gerçekleştirin arkadaşlar. Yoksa... Sağ ol Zafer abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi ben çocukken voleybol oynuyordum. Top sokağa kaçtı. Ben alacaktım. Top patladı. Araba ezdi. Ben de korktum. Bildiğin kala kaldım. Korkudan çarpacaktı. Fren bastı. Santim kala. Ölüyordum. Allah korumuş ya. Dikkat. Dün mesela Lazona'ya da bizim araba çarpmıştı. Onu belki anlatmışızdır. Hani Lazona da küçükken, lisedeyken ne araba çarpıyor. Hastanelik mastanelik alıyor, tamam mı? Geçmiş olsun diyelim tekrardan Lazona'ya. Dün yemek yemeye gittik. Karşıdan karşıya gideceğiz ya. Bak. Karşıdan karşıya geçerken ben laps diye geçtim. Lazona'ya baktım, bir titreme geldi Lazona'ya, böyle bir şey oldu. Ondan sonra sağa sola bakıyor, böyle kaldı bak. Lazona'ya bakıyorum. Şşş, ağzını bozma lan. Lazona böyle bak. Lazona bakıyor böyle sağa sola. Gel diyorum Lazona, gel diyorum. Lazona böyle kaldı. Ondan sonra bekledi. Arabalar geçince yavaş yavaş gelmeye başladı böyle. Travma. Çok. Çok travmatikti. Çok travmatikti. Kardeşim benim, geçmiş olsun tekrardan. Titremedi. Tamam, abartıyorum da bir korktu yani. Tedirgin oldu. Devam edebilirim Arif. Panik attack mi o? Yeah, panic attack. TDSH diye yorumladım. TDSH ne? Travmaya dayalı sancı hareketi mi? Arkadaşlar lisede araba çarptı. Elim ayağım izim. Tamam oğlum, geçmiş olsun. Biz ona bir şey demiyoruz. Sadece dün ben laps diye geçip sen orada kalınca harbiden dedim ki travma demek ki böyle bir şey dedim. Tekrar yaşansın istiyorum. Ama bana uy. Ben o konularda dikkat... Allah korusun. Büyük konuşmuyorum. Doğru, haklısın. Senin gibi temkinli olmak lazım nasıl çocuk. Haklısın. Bu konuda büyük konuşma zaman abimiz. Onu araba bir koyar bana var ya. Harbiden koyar. Hangisini izleyelim? Bayağıdır izlemiyorum Zafer abi. Hadi cilalı taş devrini izleyelim. Para borsası. Başlık ilgimi çekti. iCrypex, Zafer Akçay'la güven... Eminim. Gümüş harbiden stresimi alıyor. Teşekkür ediyorum doğum günü hediyesi için. Yayınlarımda birebir sunar. Yayınlarımda birebir stresimi alıyor. Kardeşimin doğum günü hediyesi. Eyvallah eminim. Selamlar, kolay gelsin. Selamlar Zafer abicim. Saygılar, sevgiler. Hüseyin'in motoruna konuk olduk. Hüseyin de eller cıbıl ve sürüye bakalım. Ya bu çocuk donatime bakmıyor. Kafa yiyeceğim. Neymiş? Allah aşkına yorumları oku. En az yarım saatlik edit. Stork of Lion, biz bunları hep okuduk zamanında. Biliyoruz bunları ya. Bunlara hep hakimiz. Bunlara hep hakimiz. Diller Türkçe sakın açma. Bir şarkı 6 yıl sonra bile dinleniyorsa o şarkının kalitesinden ötürü. Like atmış evde. Ne olacak? Bak ne oluyor? Bak ne oluyor? Araba Hüseyin'i beklemeli miydi? Evet beklemeliydi ama beklemedi. Beklemez. Öyle ya. Abi motor tehlikeli. Vallahi ben küçükken mesela ATV çok istiyordum. Çok büyük hayalim de ATV. Babamlar almıyordu da almıyordu. Almıyordu da almıyordu. Almıyordu da almıyordu. Ama şimdi diyorum ki haklıymış. Küçük çocuğa ATV alırsan harbiden sıkıntı yaşar yani, anladın mı? Allah Allah. Hayır alamet olsun. İnşallah bir sıkıntım yoktur. Fıtık mı başlıyor? Ne oluyor kardeşim? Ameliyatın yan etkisi lan. Sen kendini koruyacaksın abicim. O ellerle olmaz bir kere baştan. Şimdi bak, burada araba görünüyor. İçeri doğru giriyor. Artık o belli. Kaçmayacak. E fren de yapamıyorsun. E soldan uza. Yani soldan uza. Bak, ilk değen yer eller her zaman için. Ya Hüseyin'in elleri de manken kadın elleri gibi değil mi ya? Erkek eli demezdim yani. Tam bir manken kadın elleri. Yani soldan uza. Bak, maşallah. Bak, ilk değen yer eller. Her zaman için söylüyorum, ellerinizi koruyun. Şu eldiveni alın ya. Artık o da çok para değil yani. Para tamam da. Nerede sürüyoruz? Eller?
Tabii ki. Mert'in eller cıbıl kardeşim. Ve taksi dönüyor, Mert çarpıyor. Ne kadar ani gelişiyor değil mi? Şimdi birden oldu diyeceksiniz değil mi? Birden taksi döndü. Mert'e sorsan öyle diyecek. Birden taksi döndü. Sağına soluna da bakmıyor taksici. Peki ya sen Mert'cim ya hadi bakalım. Bak sağda otobüs var. Karşıda yaya var. Bu arada Mert'in yaptığı şu an çok riskli. Çok yanlış bir hareket aslında baktığında. Çünkü kimse onu göremez. Solda bir tane van var. Şimdi görüş var mı buraya da? Kimse göremez seni bak. İki tane dev gibi arabanın arasından gidiyorsun. Hayır. Ve çıkış var orada bir tane. Taksici dönecek. Yani sen orada hızlı değil misin? Bak şu anda daha el frene gitmedi. 64 kilometreyiz. Otobüsün yanından yeni çıktık. İki parmak atladık. Yetmedi. Üçüncüyü de açtık. Hala 64. Yetmedi. Dördüncüyü de açıyoruz. Hala 64. Yani frene basamadık bile. Kaldı 5 metre. Çarptın. Öyle değil mi? E o zaman görüş yoksa yavaşlayacağız. İnşallah bir şey olmamıştır ya. Durabileceğimiz hıza düşeceğiz. Yani taksiciler döner, araba döner. Sen kendini koru. Çok sevdiğim ülkelerden biri Avusturya. Sürmesi gerçekten orada çok keyifli. Yollar, manzara nefis. Avusturya abi şahanedir. Yani çevresinde bir yer burası. Osmancan da önünde başka bir motorcuyla sürüyor. Önde o gidiyor. Osmancan arkasında gidiyor. Osmancan Bey bir yatacak gibi. Yollar çok güzel ama değil mi? Evet. Harbi yemyeşil. Şimdi sağ viral. Öndeki arkadaş zor bela dönüyor ama Osmancan dönemiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kenara uçuyor. Kıyafetler çok iyi. Neyse ki hiçbir şey yok. Kendisini de ayağa kalkıyor. Ne oldu ne bitti? Hadi gelin bakalım Osmancan. Sinirli ve yatırmış la. Gururu da kırık tabii ki. Yani tanımadığınız biriyle sürüyorsanız bu çok tehlikelidir. Ona dalarsınız, onun sürati sizi kandırabilir falan. O yüzden kendi limitlerinizde olmanız son derece önemli. Tanımadıklarınızla efendime söyleyeyim. Belki adam hani riskli sürüş seviyor, anladın mı? Belki her yerden sürekli 120 ile dönüyor. Nereden bileceğiz ki? Grup sürüşü yapmayın. Onların peşine ya da takılmayın. Şimdi sağ viraj geldi. Çok keskin viraj tabelası yok mu solda? Var. Ama Osmancan görüyor mu? Görmüyor. Öndeki dönüyor. Burada bir de el frene gidiyor. Her şey tamamdı, bir ön frenimize. Bence burada benim mesela bana mantıklı gelen şöyle motoru düzelteceksin, dikleştireceksin artık, dönmeye çalışmayacaksın. Frene basacaksın. Vır 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 vır. Ben daha mesela yolda kalmaya çalışmazdım burada. Sikti Osmancan. Onu da yapınca. Kanka ön fren sıkılmaz viraj içinde. Evet, o zaten en sıkıntılı şeydir ön fren. Çünkü seni sola doğru iter diye biliyorum Koray, değil mi? Aynen öyle. Motor dikleşiyor. Bir hamle daha burada bile kurtarabilir. Bakın burada bile kurtarabilir ama kurtaramıyor. Freni bırak, kafayı çevir. Kollarını da serbest bırak, motor dönsün. Ya panik halinde bunu yapın. Çevirin kafayı, bırakın kollarınızı, bırakın gidonu. Motor döner. İnanın bana döner. Döner diyor. Hadi bakalım. Benzer bir yol Türkiye. Farkını şimdi söyleyeceğim. Aynı yol bu arada bak arkadaşlar. Aynı yol harbiden. Bir söyle sürüyoruz. Bak yere bak. Bizim burası sanki ama biraz cilalı yol gibi. Benzer bir yol Türkiye. Farkını şimdi söyleyeceğim. Bir söyle sürüyoruz. Bak yere bak. Parlaklığa bak. Cilalı cilalı değil ve mi? Ve sonuca bak. Göstereceğim size parlaklığı. Bak buradan da belli. Şimdi ekmeğini yemiş yollar vardır ya, bu onlardan biri. Kemer Burgazlı galiba burası. Şimdi gelelim. Burada ne oluyor? 63 kilometre, sürat fazla değil, gayet normal. Burada bu virajda lastiklerden de emin olmanız lazım. Yani yoldan, asfalttan ve lastikten emin olmanız lazım. İkisi çünkü belirliyor ne olup ne biteceğini. Bazı asfaltlar, gerçekten ama bak, bazı asfaltlar harbiden bildiğin yanına diyor yani. Benim burada yanına, gaza hafif bassam bile ben sana göt attırırım diyor. O asfaltın eski olmasından mı kaynaklı? Asfaltın kalitesiyle mi alakalı, hava durumuyla mı alakalı, neyle alakalı bu ya? E senin lastik kötüyse, yolda böyle parlaksa düşmemek elde değil. Baksana taşlar cilalı taş devri. Oğlum harbi lan, mermer gibi lan bu, asfalt değil lan. Olmuş cilalı taş devri, parlaklığa bak. E burada ne işe yarayacak? Lastik. Aman arkadaşlar, lastik seçimi ve süresi çok çok önemli. Aşınmayla alakalı, o zaman eskilikle alakalı bakım yapılmıyor, okey. Beyza görüşürüz. Rifai ile de söyleyelim. Bak şimdi öndeki arabanın fren lambaları mı yandı? Yandı. Rifai geç Rifai kaldı. Bir bakmıyor ama mu? Fren diyor. Tıkır 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 tıkır.
şapkın abi. Hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Öpücük. BS'ye giriyor. Küt diye vuruyor öndeki arabaya da. O yol sıkıntılı. Aynen öyle Koray. Halbuki o git de vardı. Bak el fren de gitti el frene. Sıkıyor. Tutmuyor. Frenleme noktası burası. Tık 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 hemen ABS'ye giriyor devreye. Neden? Çünkü muhtemelen lastiğin tutuş kapasitesi yok. Aniden sıkmıyor. Görüyorum ama. M Supra Kawasaki mi bu? Ne bu motorun markası ne Koray? Mosupuza mı? Markası ne Koray? Bajaj Pulsar. Bajaj Pulsar. Pulsar NS 2000. Bajaj Pulsar. NS 2000 ha. Ne kadarmış? Ama ABS o kadar çabuk devreye giriyor ki. Ortalama bir motor Hindistan üretimi. Arkadaşlar lastik önemli. Orijinal lastiklere çok öpücük. Fazla güvenmeyin. Dominar gerçek. Süren biri sürüyor. Biraz aslında tabii ona buna söylenerek sürüyor ama bugün. Ne oluyor la? Taksi çıkıyor. Bir sert fren geldi yaya için. Oo, ona bir saydırıyor. Çok korkuyor ama gerçekten çok korkuyor. Çünkü o ilk frenle de düşebilirdi. Ve o zaman belki bu süratlerde olmamak. Abla karşıya geçiyor. Elinde de telefon. Burada da 30 yazıyor yani artık. 30. Hani... Ama yine ne olursa olsun bence motorcuda burada hatası var. Yani var. Orada bir 50 de olsaydım değil mi? Belki de hiçbir şey olmazdı. 50 orada candır. Ya. Yakup. Yakup'u hatırlatacağım size. Geliyor. Kapı açılıyor. Yakup çarpıyor duruyor. Kapı. Kapı açılır. Kapı açılır. Bir daha seyret. Bak şimdi gel. Soldaki arabanın iki kapısı birden hem de açılıyor. Çünkü onlar da oradan birinin geleceğini beklemiyorlar. İnelim diyorlar. Şoför de demek ki sağ aynaya bakmıyor. Kapıyı oturanlar da. Fakat... Yakup ne kadar kibar. Köşeye tutanak tutacağım abi. Değil mi? Abicim diyor. Ablacım diyor. Gel. Tamam diyor. Gel diyor. Yakup da kaza yapmış bir sürücü sinirli olur aslında. Ama Yakup çok kibar. Çünkü Yakup değişti. Hatırlayalım. O araba duruyordu, sen niye soruyorsun be? Ya sen ne konuşsan, kamera açıktır, haksızsın, yola atmışsan konuşma. Ya... Yakup'un şivesi bile değişmiş. Beyefendi tutanak tutacağım. Lütfen şey yapın burada. Ya sen ne konuşuyorsun, amına koyayım size. Hayırdır oğlum? Adamı var ya, leş ederim ha. Beyefendi, kusura bakmayın. Tutanak tutacağım. Ne olmuş oğlum adama la? Çünkü kaza yapmış. Abicim diyor, ablacım. İnelim diyorlar. Şoför de demek ki sağ aynaya bakmıyor. Oturanlar da fakat... Yakup Bey'in muhteşem değişimi. Harbiden İstanbul beyefendisi olmuş. La sen ne konuşuyorsun? Yakup ne kadar kibar. Köşeye tutanak tutacağım abi. Değil mi? Abicim diyor, ablacım diyor. Tamam diyor, gel diyor. Yakup da kaza yapmış bir sürücü sinirli olur aslında. Aleykümselam. Ama Yakup çok kibar. Çünkü Yakup değişti. Hatırlayalım. O araba duruyordu, sen niye soruyorsun be? Ya sen ne konuşsan, kamera açıktır. Sen yola atmışsan konuşma. Yaya geçidi yoktur. İşte evdeki halim, ondan sonra işte misafirlikteki halim gibi bu, anladın mı? Muhtemelen burada Diyarbakır'da, orada İstanbul'da mı artık? Susayım susayım. Sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsan? Sen ne konuşsan? Bana kadının arasında de. Ben kadının arasında değilsin adam. Tamam sen ne konuşsan? Hata benim hatamda. Sen ne girirsen olaya? Afgan kesmişsiniz, Polat Alamdar olmuşsunuz. Ne diyorsunuz? Ya bu repliklerle hatırladınız mı Yakup'u? Sonra fuara geldi. Ne olmuşsunuz siz? Orada sen ne konuşsan Polat Alamdar olmuşsun. Seni Allah. Ha böyle bu. Fakat arkadaş ben ne kiloluymuşum ya. Çok estağfurullah Zafer abiciğim. Güzel rejim yaptım. Şimdi normal kilomun 2 kilo fazlasındayım ama şu videoyu görünce fuar burası, İstanbul Fuarı, Motosiklet Fuarı'nda hani bir söyleşi sırasındaydı bu. Orada da çok güzel günler geçti ama kiloya bak. Yok artık o kilo yok, bir daha da hiç olmayacak, size söz veriyorum. Yakup da düzeldiğini bu videoyla bize gerçekten kanıtladı ya. Bir önceki videoda çok daha... Selamlar. Tutanak tutacağım da kusura bakmazsınız. Geçmiş olsun. Ters tepki verebilirdi ama tepkileri gayet güzel. Aferin Yakup. Helal olsun bu arada harbiden. Helal olsun Yakup.
Selamlar ahbap. Aleyküm selam. Hoş geldin ahbabım. Söyleyin bakalım Taylan. Şekil eldivenler, şekil motor, şekil. Sağda bir boşluk yakaladı. Öne kadar gideyim dedi. Bir küçüklük avantajı gitsin. Peki. Sola bir dönüş var. Yeşil yanıyor. Sarı oldu. Dur abi kırmızı artık bitti. Değil mi? Sarı oldu. Abim. Taylan öndeki arabanın duracağını tahmin etmedi. Öndeki araba dursa bile senin geçmemen lazım bu arada yani. Sarıda durulur mu dedi herhalde. Kırmızı yansa da işte biz geçeriz mi dedi. Ne yaptı? Bak şimdi bir daha şuradan seyredelim. Geldik sağ tarafa. Gittik. Sola döneceğiz. Sinyal var mı? Burası neresi? Kayseri mi? Ne Kayserisi ya? Yok. İstanbul burası. İstanbul. Bilmek zorunda herkes. Taylan dönüyor. Bak şimdi sarı burada yanmış. Artık kaç metre? Artık evet. Senin geçme şansın yok. Mecidiyeköy. Ha. Burada artık geçiyor. Hani araba diyelim geçti. Sen yani durman lazım ya. Oraya yani sarı yanmış geçilir mi? Taylancığım geçilmez ya. Hop. Öndeki araba. Oo, araba yanında direkt gitti lan boya. Durmakta. Çok bir şey olmaz gerçi orada. Zaten ne olursa olsun arkadan çarptın mı suçlu sensin. Hiç. Ha burası Trump Tower'ın orası mı? Açarı yok yani. Suçlu sensin. Hay Allah ya. Abi şuraya kadar ilerleyip niye duruyorsun ya? Bir de adama kabahatte buldu. Niye duruyorsun? Abi düşünceden benden mi bunların hepsi? Evet onların hepsi senden güzelce. Adamın arabasını çizmişsin. Polis de geldi. Oğulcan'la sürelim. Öndeki motora bakalım şimdi. Bak şimdi. Ayaklar yerde giden motorcudan biraz korkun çünkü çok hakim olamayabilir motoruna. Sarı yandı yine, kırmızı yandı. İkisi birden gidiyor. Ramak kaldı, ramak. Yani peki sonrasına bakalım. Hala da geçiyor bak. Bak gidişe bak. Kaos ortamı oldu birden değil bu mi? Bu ne lan, o araba Suriye'den mi spawn oldu amına koyayım? Bak gidişe. Bu ne lan? Kaos ortamı oldu birden değil mi orada? Çünkü sarıda geçiyoruz ya şu sarı. Genelde bizde çünkü öyle arabalar olmaz yani. Hindistan. Burada durun Allah aşkına ya. Orada. Bak gidişe bak. Kaos ortamı oldu birden değil mi orada? Çünkü sarıda geçiyoruz ya şu sarılarda durun Allah aşkına ya. Şimdi bak öndeki gidiyor. Şimdi sağa dönecek arabalara neden önde bir tane sinyalci var? Siyah da öyle. Şu gri sinyalci deniyor bunlara. Dışarıdan gelip sinyali çakıp içeri giren yüzsüzler. Abi böyle çakallar çok var bu arada. Bunlara yol vermeyeceksin de ondan sonra diyorsun ki lan ne için uğraşacağım? Geçiyorsa geçsin. Aman oğlum it midir, çakal mıdır? Tanımadığım adamla ne kavga edeceğim? Ha ama stresli bir günün olsa tam kavga etmelik pozisyon bu. Anladın mı? Yol vermeyeceksin. Korna çalacak. Cama atacaksın anladın mı? Tam o pozisyon. Öyle yüzsüzlüktür bu. Başka bir şey yok. Siyah araba daha da yüzsüz çünkü çıkıp kavşaktan sağa dönüyor. Siyah tam çakallık bu arada. Yani bu sinyalcilere ben yüzsüzler diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bu BMW i8 o sanırım. Yok i8 diyorum. i7 veya i5. Bak oradan dönüyor. Ya ne diyeyim ya. Bizimki ne yapıyor öndeki? Pati pati. Bir hakimiyet eğitimi tavsiye edeyim dostum size. Öyle pati pati motor hiç hoş olmuyor vallahi. Ve güvensiz yani. i5 veya i7. Aytek gönderdi videoyu. Aytek kaldırımında gidenlere acayip sinir oluyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bizim kavga edecek diye korkuyoruz. Bana çok video gönderiyor çünkü. Biri geçti kaldırımda ama Aytek'in içine su serpen görüntü geldi. Ah! 1 kilometre ileride kaldırımdan işte giden skuterci arkadaş. Aa bizim Aytek abi la. Kim Aytek abi Koray? Tanıdık kanka ha sizin camiadan. Selamlar Aytek baba. Başımızı polis çevirmiş. Kask da yok. Kasksızlıktan da yiyecek bir ceza. Kaldırımda gittiği için de yiyecek bir ceza. Bu cezalar fazlalaşırsa ve böyle denetim olursa iyi olur. Harbiden. Lazım abi denetim lazım ya. Metin sürüyor. Ay kaplumbağa gördü Metin. Hümanist insan tabii. Durayım diyor. Kaplumbağayı evine yetiştireyim diyor. Erken gitsin diyor. Yapın espriyi hadi yapın. Tamam izin veriyorum. İniyor motorundan. Bu şey esprisi mi? Erken gelmişsin Mehmet. Gidiyor kaplumbağaya doğru. Motor düşüyor. Ya ama gelmiyor bak ha.
İşi bitiriyor. Önce kaplumbağayı karşıya getiriyor. Sonra yazık kıyamam Metin'cim geliyor motora. Ya tek başınıza da motor kaldırmak gerçekten zordur. Belinizi falan incitirsiniz. Bunun da bir tekniği var. YouTube'da var bir sürü. Bunu ben olsam ilk başta ayağı altına sokarım kendi ayaklarımı. Sonra parmaklar kırılmaya başlar. Parmaklar kırılmaya başlayınca oradan lap diye iterim şöyle. Lütfen izleyin Metin'cim böyle kaldırma ya. Vallahi zordur. Kaplumbağa feda olsun mu diyorsun? Olsun da belin bak bak bak. Of. Aa ben böyle yapardım işte. Kanka ayaklığı açıyorsun sağa düştüyse belden yükleniyorsun. Hayır kimse de geçmiyor oradan ya ne bela bir yermiş orası. Neyse kurtardık mı? Hadi geçmiş olsun. Dikkat edelim. Batuhan gönderdi. Uyuyor mu la? Sağ olsun. Önde giden aracın çantası açılıyor. Çantanın. Dolanır la. İçinden her şey saçılıyor. O da motosiklet montu galiba saçılana bak. Plaka da yok. Gitti la. Ben olduğum yerde düştüm. Harbi mi diyorsun? Durdu aldı inşallah. Vallahi emin olamadım. Batuhan teşekkür. Esra sürüyor. Dörtlüler mi yanıyor Esra? Çünkü evet, ileride bir tehlike var. Dörtlü sinyalleri. Arkadan biri çarpmasın ya. Geçmiş olsun Koray'la. Takılma zaman. Aferin Esra. Motor mu şey mi devam. Takıldı? Neden? Çünkü bu sulama yüzünden kaza almış. Araba kaza yapmış. Bu çim sulaması tabii ki yazın göbeğinde isim çok fazla oluyor. Şu belediyelerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Aa, oraya nasıl çıkmış? Yazın belediye çalışanlarının. Çünkü bu sulamalar başa bela. Yok kanka çamur zemindeydim çizmem battı. Nasıl lan? Çizmem battı motor gitti sen takla mı attın? Sedat önde bir skuter. Emniyet şeridinden skuter çekiliyor. Sedat torbayı. Çöp mü atmışlar lan? Kucağında buluyor. Öndeki çekilince Sedat torbanın üstünden geçiyor haliyle. İşte takip mesafesi diye boşuna demiyoruz Sedat'cığım ya. Nef stadyumu muydu o? Hırkan'la sürelim. Güzel motoruyla güzel bir yolda ilerlerken arkasında da bir sürücü arkadaşı var sanıyorum. Evet sağ viraj. Güzel. Bir şey. Yalnız renk kodlarıyla mı ne oynanmış? Renk skalasıyla çok canlı olmuş. Yok tamam ama yerde bir şey var ona dikkat çekiyor. Ve ileride asıl bir şeyler var. Bir şeyler aman, var. Aman, aman. Bir köpek ve yavruları yolun ortasında. Hırkan sağa çekiliyor ama köpek de geri koşuyor. Şimdi bilemezsiniz hayvanın nereye koşacağını. O yüzden durun. Dümdüz. Vallahi durun. Ay yolda köpek falan gördüğünüz zaman hep şey diyorlar hani sağa sola kaçarak frenleme değil de düz. Çok güzel refleks vermiş de. Dümdüz frene basacaksın anladın mı? Dümdüz giderken falan sağa kırıp fren değil. Çünkü o zaman köpek kaçar maçar yine çarpma ihtimali daha yüksek. Şile bro Allah Allah. Halkın indirim kodu devam ediyor mu? Hiçbir bilgim yok. Dene. Öğretmen edamı takınayım şimdi. Çünkü çıkarın kağıdı kalemi yazılı yapacağım deme zamanı. Ne beklenir sordum. Bak bakalım etrafa bir. Ha? Şu arabanın sağa dönmesini bekliyorum Zafer abi. Şu arabanın ben sağa dönmesini bekliyorum. Beyaz araba şöyle gider. 3 saniye kaldı. Var mı herhangi? Sağda bir çıkış var. Evet doğru. Ha? Ha ilerideki. Dış şeritteki döner mi? Helal olsun. Tabii ki. Tabii ki. Cenk gidiyor. Bir ayrım. Bir viyadük. Başka bir yola bağlanacak. Sağ viraj. Çıkışta başka bir yol var tabii ki. Durdurduk. Ne beklenir? Cenk burada ne beklesin? Bir şey. Sağdan bir araba. Şşş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 ş
Ama gitseydi bu tırla karşı karşıya kalabilirdi. Tırcı kardeşimiz orada U dönüşü yapıyor. Yapılır mı? Yasak değil mi orada? Abi tırcılar gerçekten çok davar var aralarında ya. Tırcıların arasında gerçekten çok davar var. Baba sen normal arabayla yapmıyorsun bunu bak. Sen tırla yapıyorsun bunu ya. Ya buraya bir araba gelse var ya sana bir girer. Hani sana hiçbir şey olmayacağını, kendisine hiçbir şey olmayacağını biliyor ya. Ya motorcu şuraya bir çarpsa öldü baba. Direkt saf demir kafaya lap diye hem de yani. Orada mı dönüş yapman? Kesinlikle yasak. Ya hızlı bir araba gelseydi? Dede Korkut. Araba çarpsa dümdüz olur la. Gidiyor durdurdum. Hadi bakalım ne bekleyelim biz burada. Fiestacının oradan bence ya Fiestacı trafikten kurtulmak için kendince bir hareket yapıp oraya mı kaçacak? Ya da şu önden biri vrrrt diye motorcu. İzle. Yaya maya gelmez burada arkadaşlar. Yaya gelmez.
Ne bekleyelim? Siz anlayamamışsınız daha bu olayları. Sol tarafta bir yerleşim yeri gibi bir şey var. Ben size dedim bak. Motorcu gibi bir şey abi. Bisikletli çocuk hem de. Bisikletli çocuk bekleyelim mi? Ne işi var çocuğun orada demeyin. Bak yaya kaldırım orası. Annesiyle sürüyor. Yaya kaldırımda araba durduğu için o da arkasından geçiyor. Ya şu yaya kaldırımlarında durmayın trafik sıkışınca. Önünde durun. Motorcu kardeşler siz de dikkat ama ya. Ha? Hep arabacılara da höykürecek halimiz yok. Neyse yaya geçidini gördüm bu arada merak etmeyin. Durdurdum ben ne beklenir diye soruyorum. Sağdan soldan önden arkadan yukarıdan aşağı. Abi bu araba ani girecek. Bu araba da frenlediği için bu araba frenecek. Çünkü bak şu sağ altta bir araba daha görüyorum. O araba da sanki şu arabanın durduğu için buradan buraya geçmeye çalışacak bence. Aşağıdan ne beklenir? Ha? Karpuz. Ay yaz günü mis gibi karpuz beklenir mi? Evet tabakta çok beklenir. Çok büyük senaryo yazmıştım. Beklenir bu yolda olsun. Kaan yolladı videoyu. Burası Girit. Girit ada. Evet, bak öndeki araç nasıl çekildi. Motorcuya yol veriyor. Kaan'a yol veriyor. Değil mi? Şimdi siyah arabaya bakalım. Yol verecek mi vermeyecek mi? İddia vermez. Giren var mı? Vermez. Var mı iddia giren? Girmeyin çünkü verecek. Allah Allah. Çünkü orası Girit. Onun önündeki zaten bak en sağa yanaşmış gidiyor. Beyaz araba verecek mi iddia girenler? Vermez. Girenler? Vermez. Girmeyin. Çünkü medeni trafiklerde arkadan motor geliyorsa ve senin yerin varsa sağa çekilirsin. Burada niye çekilmiyor ben size söyleyeyim. Çünkü köprü. Köprüde zaten Kaan'da geçmez. Bak köprü bitsin ne olacak şimdi? Ya sevgili arabacılar bak sen zaten gidemiyorsun. İzin ver. Ben bu arada trafikte falan motorcu mesela atıyorum. Geçebilecek yine yanımdan mesafesi var ya. Ben her zaman bir şöyle bir sola kırarım motorcuya yer veririm mesela. Ona hep yapıyorum. Motorcular da bir böyle bir gururlu bazen korna falan basıyor. Bir gururla doluyorsun. Sağa çekil motorcu bari gitsin. O küçüklük avantajıyla geçecek gidecek. Her yerde bu böyledir yani. Çekilirsin yol verirsin. Geçer gider. Motor kültürünün olduğu her yerde tabii. Bazı ülkelerde de motosiklet kültürü yok. Orada çekilmiyorlar. Ama buradan Yunan'a değil Bulgar'a da gitsen aynı şey oluyor. Bak çık Hanzabeyli'den gir Bulgar'a. Şu kamyon yol verir mi? Yok. Yok kamyon tabii ki vermez. Diğer bilirsiniz. Ay söyleyemedim. Ama kamyon da yol verir. Helal olsun. Gördünüz mü nasıl yol veriyor? Bu... Motor şeridinde gizler bizim burada öyle bir şey yok abi. Araya sıkışma diye bir şey yok. Almanya'da mı? Bunu yapmak bu kadar zor mu arkadaşlar ya? Hem bak şimdi arabacı kardeşim, kamyoncu kardeşim. Seni takip eden bir motosiklet varsa o senin başına bela. Bu tek şeritli yollarda hep yol verme muhabbeti olur ya. Şöyle şu sağ tarafa geçip yol verme hep olur bu ya. Sivrisinek gibi sağında mı solunda mı? Çekil sağa yol ver gitsin. Elleme gitsin. Defi bela. Sonra sana çarpıyor bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Çekiliver bak. Ya şurası bak bu videonun çekildiği yer. Komşu yani biraz uzak ama komşu yani. Nasıl çekiliyor insanlar? Biz de yapabiliriz. En azından bu kanalı takip eden arabacı arkadaşlarım bunu yapabilirler. Çekilin. Bilinçli bir şekilde yol verin. Şu ana kadar denk gelmedim. 2-3 senedir kullanıyorum. Hepsi arkamdan geliyor. Tam yol veriyorum geçmiyor. Ha sen diyorsun ki Almanya'da bizim burada hiç öyle olmuyor diyorsun. Olur mu? Peki. Efendim iCrypex'e bir teşekkür edelim. Çünkü iCrypex bizim güvenli sürüşümüzü desteklediği için bu videoların sponsoru biliyorsunuz bir süredir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü iCrypex sağ ol Zafer abiciğim çok teşekkür ederiz. Sayesinde kesintisiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ben de mesela bu sponsorluğu çok beğendim abi. Çok beğendim. Abi mükemmel sponsorluk değil mi? Firma diyor ki biz sizin videolarınıza sponsor oluyoruz. iCrypex olarak. Ama siz videoya reklam koymayın. Kesintisiz hani slogan da o. Kesintisiz. Videoda sadece kendi reklamları var ve başka hiçbir reklam koydurmuyorlar videoya. Çok mükemmel bir sponsorluk bence. Videoları abone olmayanlar tabii ki. Bu yüzden bize destek veriyorlar. Çünkü güvenli sürüşün adresinin Zafer Akçay Akademi olduğunu onlar da biliyorlar. Mükemmel. Bu olayı çok seviyorum. Şahane. Ray 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 ray. Biri Pengvos yazıp duruyor. Ne Pengvos'u? Pengvos'un yeni videosu yok ki ya. Pengvos yine kayboldu oğlum. Pengvos'un videosu geldiği zaman izleriz.
Kendi kendinize uyuyun.